Dili, rengi, yaşam tarzı farklı yüz milyonlarca insanı Allah yolunda buluşturan, onlara doğru yolu gösteren, kalpleri sevgi, kardeşlik ve insanlık ışığıyla mutlak aydınlığa kavuşturan ve tüm kutsal kitapları içinde toplayan Kur'an-ı Kerim'i dinlemek ve anlamak herkese büyük huzur verir. Atlas Pazarlama sizi bir ilkle daha buluşturuyor. Kur'an-ı Kerim hatim seti ve Türkçe meali. Yardımcı doçent doktor Fatih Çollak Hoca'nın sesinden VCD formatında. Her VCD'de bir cüz, toplam 30 VCD. İster VCD çalarlı müzik setinizde dinleyin, isterseniz VCD player'ınızda, DVD'nizde ya da bilgisayarınızda görüntülü mealini izleyin. Her ayetin numarası ve meali ekrana geliyor. Kur'an-ı Kerim'i dinlerken aynı zamanda anlamını da öğreniyorsunuz. Atlas Pazarlama 30 adet VCD'den oluşan Kur'an-ı Kerim hatim seti ve Türkçe mealini sadece 24 milyon 900 bin liraya adresinize teslim ediyor. Hemen 0212 631 çift 0 çift 0'ı arayın. Siz de bu eşsiz esere sahip olun. Milletimiz bilinçleniyor. Şimdi insanlarımız sauna etkili sauna eşofman giyip koşuyor, ter atıyor, form tutuyor. Evlerde, iş yerlerinde, otururken, gezerken sauna eşofman giyiyor. Koşu parkurları, parklar, sokaklar sizleri bekliyor. Siz de sauna eşofmanlarınızla yürüyün, koşun, ter atın. Sadece koşarken mi? Hayır, hayır. Ev işlerinizi yaparken, kitap okurken, televizyon seyrederken, hatta iş yerlerinizde çalışırken bile Sporab sauna eşofmanla form tutabilirsiniz. Sporab sauna eşofmanının su geçirmeyen özel ithal kumaşı yırtılmaz, çekmez, dayanıklıdır. Su ve hava geçirmeyen özelliğiyle de terletir, sauna etkisi oluşturur. Böylece vücudunuzdan bol bol ter atar, formunuzu korursunuz. Boş vaktim yok demeyin. Siz de özel bir vakit ayırmadan otururken, gezerken tüm faaliyetlerinizde Sporab sauna eşofmanını kullanabilirsiniz. Sporab sauna eşofmanının modern tasarımı, şık görünümüyle siz de kendinizi yenileyin. Sporab'ı hemen arayın. Sauna eşofmanınız sadece 25 milyon 900 bin liraya adresinize gelsin. 0212 631 çift 0 çift 0. Atlas Pazarlama, Ashab-ı Kehf dizi filmini CD ortamına aktardı. Atlas Pazarlama, 14 CD ya da 5 VHS kasetten oluşan Ashab-ı Kehf filmiyle birlikte, ayrıca toplam 5 CD veya 3 VHS kasetlik muhteşem bir seti de armağan ediyor. 1. Namazın nasıl kılındığını ve namaz surelerini öğreten Namaz Öğreniyorum. 2. Kendi kendinize uygulama yaparak Kur'an okumayı öğrenebileceğiniz Kur'an Öğreniyorum. 3. Hacca ya da umreye gitmek isteyenler için öğretici Hacca Gidiyorum. Atlas Pazarlama, Ashab-ı Kehf film setini 19 VCD olarak 24 milyon 900 bin liraya, 8 VHS kaset olarak 35 milyon 900 bin liraya adresinize teslim ediyor. Hemen 0212 631 çift 0 çift 0'ı arayın, siz de bu eşsiz eserlere sahip olun. İnananların yüz gelmiyor acı.
Yedi kapılı sana. Artık böyle anılmıyor bu şehir. Yedi kapısından sadece bir kapı ayakta kalabilmiş Sira. Babül Yemen diyorlar son kalan kapıya. Muhteşem bir görünümü var. Orijinal kapı yıkılmış, yerine UNESCO'nun desteğiyle orijinalinin aynısı yapılmaya çalışılmış. Bu kapı hala Yemenlilerin övünç kaynağı. Kuşatmayı kırmak için 5. Ordu artıklarından bir kuvvet çarpışa çarpışa Sana'ya girmeyi başardı. Ancak bir süre sonra bu kuvvetin asilere yenecek güçte olmadığı ortaya çıktı. Şimdi onlar da bizimle birlikte Sana surları arasında mahsur kaldılar. Her geçen gün dayanacak gücümüz azalıyordu. İstanbul'dan asker göndereceğiz, yola çıkartacağız diye telgraflar geliyordu. Beklememiz isteniyordu. Ama açlık artık dayanılmaz hale geldi. Şimdi yük taşıyan katır, eşek ya da develeri keserek yiyoruz. Günlük 30 gram çorba katığı dağıtabiliyoruz. Sana içinde el koyacak erzak bile kalmadı. Açlıktan her geçen gün yeni firarlar yaşanıyor. Hayatlarını garanti eden surları delip kaçıyor kimi askerler. Bu surlar nice kuşatmalara tanıklık etti. Ölüm kuşatmalarında toplardan, tüfeklerden korurdu askeri. Onlar da yıkılmış. Yine UNESCO'nun yürüttüğü programda onarılmış aslına uygun olarak. Sana'yı yıllarca koruyan surlar şehrin ortasında kaybolsa da hala cazibesini koruyor. Surlar gibi Sana'daki birçok Osmanlı eseri de yıkılmış. 10 yıl önce daha fazla varmış. Ancak Yemenliler bakımları yapılmayan ve koruma altına alınmayan birçok yapı gibi onların yerine başka binalar yapmış. Sana'da ayakta kalabilen binalardan bir kışla ve kale hala askeri hizmet amaçlı kullanılıyor. Oraları görmek ve çekim yapmak yasak. Bir diğeri harabe halinde kaderine terk edilmiş. O da küçük bir kışlaymış zamanında. Ayakta kalabilen yapılardan biri Bekriye Camii. Hala estetik görünümüyle dikkat çekiyor. Bir başka bina Milli Eğitim Bakanlığı olarak kullanılıyor. Oldukça sağlam görünen bu binada sadece dışarıdan çekim yapabiliyoruz. Sana'da izler tükenmiş zamanla. 100 yıl önce taşına toprağına sinen Osmanlı kokusu yok artık. Yemen Büyükelçiliğimiz Yemen'deki Osmanlı eserlerinin bir envanterini çıkarmış. Bunların korunması ve restorasyonu için Ankara'ya bir rapor göndermiş. Ancak Ankara para olmadığını söyleyince rapor tozlu raflara kaldırılmış. Tarihi eserler kendi kaderine terk edilmiş kısacası. Artık yiyecek, eşek, katır hatta süvari bineği bile kalmadı. Askerler halkın bahçelerindeki ham meyve ağaçlarına saldırıyorlar. Açlık ve yokluktan ölümler başladı. Asker, subay ve ailelerinden günde 60 kişi ölüyordu. Bir ay evvel 6000 civarında olan asker sayısı ölümler, firarlar ve kayıplar yüzünden şimdi 2000'e düştü. Elde kalanlar savaşamayacak kadar bitkin durumdalar. Askerlerin kimi elindeki tüfeği 2 ekmek parasına satmaya başladı. Açlıktan aklını oynatan ve firar edenleri silahla tehdit etmemize rağmen durduramıyoruz. Çarşıda, sokaklarda, terk edilmiş binalarda dolaşan zihinleri durmuş askerler
vücutlarından istifade edilemeyecek mahluklara dönüştüler. Bu sokaklar, kuşatmayı bu sokaklarda yaşadılar. Bu binalar çıldıran askerleri gördü. Haykırışlar bu toprak duvarlara çarpıp boşlukta kayboldu. Bu dar sokaklar çaresizlik içinde koşan, kaçışan nice Osmanlı neferine şahitlik yaptı. Eski Sana denen bu yerlerin her gölgesinde, her aydınlık noktasında bilinmez dramlar gizli. O zamanlar Türklerin yoğun oturduğu sokakları gezerken bir Osmanlı dostuyla tanıştık. Haşim Muhammed Acemi yarım yamalak Türkçesiyle anlattığı gibi babası İsmet İnönü'nün sınıf arkadaşıymış. Tarih kitabından okur gibi konuşuyor. İslam devletiydi Osmanlı diyor. Araplar ihanet etti ona. Kudüs elden gitti. Araplar şimdi ihanetin cezasını çekiyorlar, diyor. Sıcak, sımsıcak bakıyor bize. Babasını Osmanlı'yı anlatıyor. Tarihin arka sokaklarında kalanlardan bahsediyor. Yemen'de kalan Türkleri artık bulmak kolay değil. Şimdi üçüncü kuşak Türkler yaşıyor burada. Onlar da Türkçeyi ve Türk geleneklerini unutmuş gibiler. Ama hala Osmanlı soyundan gelmek övünç kaynağıdır onlar için. Kuşatmadan önce şehrin 70 bin olan nüfusu 20 bine düşmüştü. Kuşatma sırasında aileler duygularını saklayarak kendilerini sokaklarda ölüme terk ettiler veya yüzlerini kendi evlerinin duvarlarına dönerek ölümü beklediler. Türk garnizonunun mevcudu 11 bindi. 9 bin asker açlıktan perişan olup ölmüştü. Derviş ve kuşatma harp tarihinde şerefli bir yere layıktı. Sana'daki kuşatma yetmezmiş gibi o tarihlerde bir de İngilizlerin desteklediği İmam İdris Taiz şehrinde isyan başlattı. Osmanlı askerleri bir de onunla savaşmak zorunda kaldı. Muhteşem güzellikte ama oldukça sarp yollardan Taiz'e ulaşan askerlerin suyu bitince Taiz'deki muharebelerde İmam İdris'e üstünlük sağlanamamıştı. Sana'daki asıl kuşatmanın yönetildiği ana üs Sana'ya 100 kilometre uzaklıktaki Şihare bölgesiydi. Yemenli imamlar 400 yıl boyunca hep buradaki kaleden yönetirdi kuşatmaları. Çünkü Şihare ulaşılmazdı. Şihare'yi gören tek Türk bendim galiba. Hayvanla Sana'dan 6 günde gidilirdi. Denizden 3000 metre yüksekliktedir. Dümdüz duvar gibi yüksek yamaçların arasından, korkunç uçurumların kenarından çıktık buraya. İmamın bulunduğu yere geçmek için 800 metre derinlikte bir yerden geçmek gerekir. Burayı geçmenin tek yolu küçük kemerli köprüdür. İsyanlar bastırılırken burada yaşayan imamların ele geçirilmesi için bir defasında büyük bir taarruz yapılmıştı. 40 taburluk asker buraya çıkmaya çalışmıştı. Fakat ne çare ki yollara düşen insanlar denize düşmüş gibidir. Kuvvet ne kadar çok, asker ne kadar fedakar olursa olsun burada manevra yapamaz. Bulunduğu yere saplanır kalır. Keçiden bile çevik Yemenli kabileler bu yamaçlarda sıkışan askere saldırır.
askerin üzerine kurşun ve kaya yağardı. Bu bölgede sel yerine kan aktı demişlerdi bana. Şehara felaketini hiçbir zaman unutmadık. Yemen türküsünde geçen Muş'un aslında Yemen'de bulunan Huş bölgesini işaret ettiği söylenir. Yemen'de Huş diye bir yer yok. Buna en uygun tek yer Şehare'ye gidilirken geçilen Hus kasabasıdır. Gerçekten yolu yokuştur. Şehare katliamını yaşayan askerler Hus'tan geçmişlerdi. Ve buradan geçenlerin birçoğu geri dönmedi. Hus ismi Türkçe'de kullanılırken daha sonraları değişerek Huş'a dönüşmüş olabilir. Ancak bu konuda kesin bir ifade kullanmak doğru olmaz. Askeri ve idari yetkililerle karar verdik. İmam Yahya'ya heyet gönderecektik. Bütün Yemen'in bu en güçlü adamına seçtiğimiz bir heyet gitti. Eğer kuşatmayı kaldırmazsa aynı dinden olduğumuz halde bütün asker ve aileleri ölecek dendi. Bir Müslüman olarak kuşatmayı kaldırması istendi. İmam Yahya, bütün Yemen Türk mezarı olduğu halkın dilinde dolaşıp dururken siz Yemen'den el çekmiyorsunuz. Suriyeliler bir daha Yemen'e asker göndermeyeceklerine dair sultana haber göndermişler. Ben şimdi bir daha Yemen'e Türk askeri ve memuru gelmeye cesaret edemeyecek derecede şiddet uygulayacağım. Eğer teslim olmazsanız toplu katliam olacak demiş. Bizim heyet teslim olmaktansa surların içinde açlıktan ölmek daha evladır cevabını vermiş. Ve hiçbir Osmanlı'nın Yemen'e gitmemek gibi bir düşüncesinin asla olamayacağını söylemiş. Vazgeçmediler. Bir imparatorluk askeri olarak teslim olmayı hiç düşünmediler. Ölüm daha yakındı onlara. Bir çöl adamına, bir kabileye koca imparatorluğun ordusu nasıl teslim olabilirdi ki? Böyle düşünüyorlardı. Böyle düşünerek ölüyorlardı. Buna imparatorluk gururu denirdi herhalde. Sonraki görüşmelerimizde İmam Yahya biraz yumuşadı. Bir miktar yiyeceğin girmesine izin verdi. İmamla hiç olmazsa geride sağ kalanları kurtarmak düşüncesiyle Sana merkezinin Hudeydiye'ye taşınmasına yönelik bir anlaşma imzaladık. İstanbul bunu onaylamıştı. Zira İtalyanlarla başlayan savaş ve Balkan Harbi'nin çıkma ihtimali bu kararın alınmasına neden olmuştu. Ahmet İzzet Paşa komutasında Anadolu'dan yola çıkan kuvvetler geldiğinde Sana tekrar geri alınacaktı zaten. İstanbul'a gönderdiğimiz son telgrafı cevap olarak Yemen'de bulunan sürgünlerin kaçırılmaması için dikkatimiz çekildi. Padişah Abdülhamit'in bu isteğine dikkat edecektik. Sana'dan ilk kafile Nisan 1906'da çıktı. ...400 yıl önce fethedilen Sana'dan ilk çıkış değildi bu. Nice isyanların sonrasında bu şehir terk edilmiş, sonra Anadolu'dan gelen ordular yeniden bu şehri geri almıştı. Bu son çıkış değildi ama en acı çıkışlardan biriydi. Sana bir kez daha geri alınacak, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir daha geri dönülmemek üzere Yemen'den çıkılacaktı. O çetin yollardan Hudeydiye'ye dönüyorduk. Menaha'ya vardığımızda kafilede ölümler görülmeye başladı. Sıtma salgını olmuştu ve birçok kişi bu yüzden hayatını kaybediyordu.
Ben de bu hastalığa yakalandım. Kafile doktoru benimle özel olarak ilgileniyor, endişe edilecek bir durum yok diyordu. Birkaç gün sonra bu doktor sıtmadan hayatını kaybetti. Menaha'da o meşhur düzlükte, yani Türklerin toplu mezarlığında, hem Sana'ya gidişte hem de Sana'dan çıkışta ölüm haraç alır gibi can alıyordu. Kafile dönerken büyük kayıp vermişti. Bu kayıp Anadolu'ya varıncaya kadar denizde de devam edecekti. Yemen'de şimdiye kadar kaç Türk öldü? Yemenli tarihçiler Osmanlı'nın 400 yıl boyunca Yemen'de 500 bin kayıp verdiğini ileri sürerler. Bu rakamı doğrulayacak bir belge yok. Şu ana kadar toplam ölü sayısı hakkında kesin bir rakama rastlanmadı. Yemen'e gidenler gibi ölü sayısı da hep meçhul kaldı. Artık dönüş için Hudeydiye'deydik. Aylardır açlıktan kırılan askerler çarşıda yiyeceklere hücum ettiler. Halk ve esnaf ve askerler arasında bu yüzden silahlı çatışma çıktı. Birçok asker ve halk hayatını kaybetti. Bizi İstanbul'a götürecek gemiyi bekliyorduk. Sonradan öğrendik ki Süveyş Kanalı yönetimi Osmanlı'nın borçlarından dolayı gemilerin geçişine izin vermiyormuş. Bir gemimize de el koymuşlar. O gün Hudeydiye'den geri dönülürken Ahmet İzzet Paşa komutasında büyük bir kuvvet de Yemen'e doğru geliyordu. Ölüm nöbeti değişiyordu yani. Yaşayan ölülere dönen bu genç bedenlerin yerine şimdi ölüye çevrilecek genç bedenler geliyordu. Son isyandan kalanların çok azı dönebildi Anadolu'ya. 900 kişiden oluşan asker taburları geri dönerken gemilere bindiğinde sayıları 50'ye düşmüştü. Onların da yaşamları hiçbir zaman normal olmadı. Ahmet İzzet Paşa komutasındaki ordu büyük kayıplar vermeyi göze alarak Sana'yı ele geçirdi. Asilerin bir kısmı yine Şehara bölgesine kaçtı. İmam Yahya'ya yarı otonom haklar tanıyan bir anlaşma imzalandı. İmam Yahya, İngilizlerin silah ve para vaatlerini aldırmadan yapılan anlaşmaya ölünceye kadar sadık kaldı. Son Osmanlı Yemen'i terk ettiği zaman gelip askerleri alınlarından öptü. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın yenilmesiyle birlikte Yemen'den bir daha dönülmemek üzere geri çekildi imparatorluk. 400 yıllık serüven 1918'de bitmişti. Savaştan sonra 1919 yılında Yemen'i terk eden son Türkler bizlerdik. Buralardan giderken yüreğim burkuluyor. Hatta benliğim sarsılıyordu. Çünkü Türk ordusunun son kafilesi Yemen'i bırakırken orada yatan şehitlerimizden "Nereye gidiyorsunuz? Bizi unutacak mısınız?" diyen sesler işitir gibi ruhumu saran ve sarsan hisler altındayım. Mübarek şehitlerin yattığı topraklara bastıkça büyük bir günah işliyormuşçasına irkiliyordum. Zihnim yalnız onları düşünüyor. Hayallerim yalnız oraları görüyor. Yemen'den ayrılan asker dahil son Türklerin sayısı 3000'in üzerindeydi. Mondros Anlaşması gereği hepimiz İngilizlere esir düşmüştük. Neden vazgeçmedik Yemen'den? Bu kurak topraklardan, bu ölüm diyarından. 1869'da Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla birlikte stratejik önemi pek kalmayan bu ülkeden neden çekilmiyorduk? Birinci Dünya Savaşı'nda Enver Paşa Yemen valiliğine çektiği telgrafta "Yemen'i terk edersek ne olur?" diye sormuş. Yemen valisi "Derhal çekilelim, iyi olur." diyecekmiş ki
İki şey engel olmuş buna. Biri telgraf hatlarının kesik olması, diğeri gururları. Koca imparatorluk bir kabile yüzünden bir ülkeyi terk etti dedirtmezlerdi kendilerine. Bunu telaffuz etmek vatan hainliği anlamına gelirdi onlar için. Yemen'den çekilmemizi engelleyen en önemli şey, belki de şimdi hiçbir şekilde tanımlayamayacağımız bir duygu olan imparatorluk gururuydu. İşte her gün söylediğimiz türkünün ardında böyle büyük bir öykü yatmakta. Ne gariptir ki bu büyük öyküyü çok az kişi biliyor. Ve daha nice türkülerimiz var ki ardında büyük hikayeler barındırır ve biz bunları bilmeyiz. Belki de korkularımızı yenip coşkusuyla, zaferiyle ve Yemen gibi dramıyla birlikte tarihimizle barışmalıyız. Tarihimizle, yani geleceğimizle barışmalıyız. Yemen bir imparatorluğun topraklarını korumadaki duyarlılığını gösterir. İmparatorluk gururu büyük dramlara neden olsa da bunu gerektiriyormuş demek ki. Belki bundan sonra yapabileceğimiz en önemli şey burada yatan ve izlerini bulamadığımız çocuklarımızın anılarını yaşatmak olmalıdır. Hem Yemen'de hem Türkiye'de. Yemen tarihini günahlarıyla ve sevaplarıyla yaşadık. Umulur ki ders alınır ve tarih bir daha tekerrür etmez. Dili, rengi, yaşam tarzı farklı yüz milyonlarca insanı Allah yolunda buluşturan, onlara doğru yolu gösteren, kalpleri sevgi, kardeşlik ve insanlık ışığıyla mutlak aydınlığa kavuşturan ve tüm kutsal kitapları içinde toplayan Kur'an-ı Kerim'i dinlemek ve anlamak herkese büyük huzur verir. Atlas Pazarlama sizi bir ilkle daha buluşturuyor. Kur'an-ı Kerim Hatim Seti ve Türkçe Meali. Yardımcı Doçent Doktor Fatih Çollak Hoca'nın sesinden VCD formatında. Her VCD'de bir cüz, toplam 30 VCD. İster VCD çalarlı müzik setinizde dinleyin, isterseniz VCD player'ınızda, DVD'nizde ya da bilgisayarınızda görüntülü mealini izleyin. Her ayetin numarası ve meali ekrana geliyor. Kur'an-ı Kerim'i dinlerken aynı zamanda anlamını da öğreniyorsunuz. Atlas Pazarlama 30 adet VCD'den oluşan Kur'an-ı Kerim Hatim Seti ve Türkçe Meali'ni sadece 24 milyon 900 bin liraya adresinize teslim ediyor. Hemen 0212 631 çift 0 çift 0'ı arayın, siz de bu eşsiz esere sahip olun. Milletimiz bilinçleniyor. Şimdi insanlarımız sauna etkili sauna eşofman giyip koşuyor, ter atıyor, form tutuyor. Evlerde, iş yerlerinde, otururken, gezerken sauna eşofman giyiyor. Koşu parkurları, parklar, sokaklar sizleri bekliyor. Siz de sauna eşofmanlarınızla yürüyün, koşun, ter atın. Sadece koşarken mi? Hayır, hayır. Ev işlerinizi yaparken, kitap okurken, televizyon seyrederken, hatta iş yerlerinizde çalışırken bile Sporup sauna eşofmanla form tutabilirsiniz. Sporup sauna eşofmanının su geçirmeyen özel ithal kumaşı yırtılmaz, çekmez, dayanıklıdır. Su ve hava geçirmeyen özelliğiyle de terletir, sauna etkisi oluşturur. Böylece vücudunuzdan bol bol ter atar, formunuzu korursunuz. Boş vaktim yok demeyin. Siz de özel bir vakit ayırmadan otururken, gezerken tüm faaliyetlerinizde Sporup sauna eşofmanını kullanabilirsiniz. Sporup sauna eşofmanının modern tasarımı, şık görünümüyle siz de kendinizi yenileyin. Sporup'ı hemen arayın. Sauna eşofmanınız
sadece 25 milyon 900 bin liraya adresinize gelsin. 0212-631-0000. Atlas Pazarlama, Ashab-ı Kehf dizi filmini CD ortamına aktardı. Atlas Pazarlama, 14 CD ya da 5 VHS kasetten oluşan Ashab-ı Kehf filmiyle birlikte, ayrıca toplam 5 CD veya 3 VHS kasetlik muhteşem bir seti de armağan ediyor. 1. Namazın nasıl kılındığını ve namaz surelerini öğreten Namaz Öğreniyorum. 2. Kendi kendinize uygulama yaparak Kur'an okumayı öğrenebileceğiniz Kur'an Öğreniyorum. 3. Hacca ya da umreye gitmek isteyenler için Öğretici Hacca Gidiyorum. Atlas Pazarlama, Ashab-ı Kehf film setini 19 VCD olarak 24 milyon 900 bin liraya, 8 VHS kaset olarak 35 milyon 900 bin liraya adresinize teslim ediyor. Hemen 0212-631-0000 arayın, siz de bu eşsiz eserlere sahip olun. Çok şanslısın. Bir kendi saçlarına bak, bir de benimkilere. Zayıf, kepekli, yağlı. İstediğim şekli bir türlü almıyor. Üstelik denemediğim yol kalmadı. Çeşit çeşit şampuanlar, beşi bir yerdeler. Ne yapsam olmuyor. Olmaz tabii şekerim. Senin sorununa türel olamamak. Ben de seninle aynı durumdaydım. Ama doğru seçimle kısa sürede saçımı bu hale getirdim. Aa, kısa sürede mi? Neymiş ki o doğru seçim? Söylemem sır. Var mısın bir tura daha? Nereye? Doğru seçimin sırrı, natural saç bakım seti. Saç dökülmesi, kepeklenme ve yağlı saçların bakımı için denenmiş 3 preparattan oluşan natural saç bakım seti 20 milyon 900 bin liraya adresinize teslim. 0212-532-6255. İbrişimin kozaları, battın avşar kazaları. Sarı kamış da kırıldı, Gonca gülün tazeleri. ...84 yıl önce bu topraklarda geçen bir öyküyü anlatacağız sizlere. Tarihte eşi benzeri olmayan bir savaşın bilinmeyen, hatırlanmayan, ürkütücü ve hızlı öyküsüdür bu. Bu karlar altına ihtirasın ve yanlış hesapların sonucu gömülen 90 bin Osmanlı askerinin öyküsünü anlatırken... ...amacımız da tarihi şahsiyetleri yargılamak ve de birileri mahkum etmektir. Biz sadece savaşın ne anlamı geldiğini... ...ve bu ülke çocuklarının neler çektiğini hatırlatmak için Sarı Kamış'ı anlatacağız sizlere. Umulur ki ders alınır ve tarih bir daha tekerrür etmez. Yüzyılın en güçlü örgütü İttihat Terakki yıllardır süren gizli çalışmalarının meyvesini almak üzereydi. Balkan dağlarında çetecilik yapan Padişah Abdülhamit'e meydan okuyan genç subaylar 1908 yılının Temmuz ayında istediklerini almış ve meşrutiyeti ilan ettirmişlerdi. Bir yıl sonra 31 Mart vakasını bahane ederek Padişah Abdülhamit'i tahttan indirmiş, yerine 32 yıldır göz hapsinde bulunan kardeşi Mehmet Reşat'ı geçirmişlerdi. İmparatorluğun ipleri artık İttihat Terakki'nin elindeydi. Bu ipi tek başında elinde tutan adam da Balkan dağlarının hızlı gerillası, halkın hürriyet kahramanı, gözü kara Enver Paşa'ydı. İttihat
İttihat Terakki özgürlük için iktidarı devralmış ama kısa sürede Abdülhamit'ten daha despot bir yönetim kurmuştu. İttihatçılar henüz imparatorluk yönetmenin ne olduğunu tam anlayamadan önce Trablusgarp sonra da Balkan Savaşı patladı. Balkanlarda 1912 yılının sonbaharında başlayan savaş belki de imparatorluğun çöküşünü hızlandıran en önemli olaydı. Savaş başladığında yasaklı padişah Abdülhamit Selanik'te eski bir konakta hapis tutuluyordu. Tehlike nedeniyle Abdülhamit Selanik'ten tekrar İstanbul'a götürülürken ağzından şu sözler döküldü. Selanik giderse imparatorluk da gider. Selanik gitti. Osmanlı ordusu savaşta inanılmaz bir yenilgiye uğradı. İmparatorluğun böğrüne Balkanlardan bir hançer girdi, ülkenin kalbi İstanbul'a dayandı. Bulgar ordusu padişahın yaşadığı Dolmabahçe Sarayı'na 50 kilometre ötede Çatalca önlerinde zor durduruldu. Son bir atakla eski başkent Edirne geri alındıysa da Balkanlarda kalan son topraklar elden çıkmış oldu. İmparatorluğun kültür, ekonomi ve siyaset kaynağı Balkanlar artık yoktu. Balkan Savaşı'nda ön saflarda çarpışan binbaşı Hafız Hakkı, savaşta yapılan hataları anlatan bir kitap yazdı. Kitabın ismi Hafız Hakkı'nın kendi kaderine benziyordu. Bozgun. Dünyanın toplu histeri yaşadığı ilk tarih 1914 yılıydı. Lise ders kitaplarında yazdığı gibi bir Sırp öğrenci Avusturya Macaristan prensini öldürmüş, böylece Birinci Dünya Savaşı başlamıştı. Aslında yapılan savaş hazırlıkları öylesine korkunçtu ki Sırp öğrenci prensi öldürmeseydi bile bu savaş çıkacaktı. Seferber olan 55 milyon insan bu savaşta birbirinin boğazına sarılacak ve bunlardan 9 milyonu cansız yere düşecekti. Yere düşenlerin 1 milyonu Osmanlı evladı olacaktı. 150 yıl önce dünyanın patronu olan Osmanlı artık yaşlanmış bir hastaydı. İmparatorluğun kalbi sayılan Balkanların tamamı elden çıkmış, imparatorlukta büyük bir moral çöküntüsü yaratmıştı. Hasta adam kan kaybediyordu. Bu yaşlı imparatorluk şimdi Balkanların acısını çıkartmak, kaybettiği toprakları geri almak için savaşa girmeye hazırlanıyordu. Aslında bu savaş hasta adamın son nefesini vereceği savaştı. İmparatorluğun iplerini tek başında elinde tutan 33 yaşındaki Enver Paşa savaşa girmekten yanaydı. Askeri eğitim gördüğü Almanya yanlısıydı. Savaştan Almanya'nın galip çıkacağını düşünüyor, imparatorluğun geleceğini kurtarmak için bu ülkenin yanında ateş topunun içine girilmesi gerektiğine inanıyordu. Enver Paşa'ya göre hasta adam Osmanlı'nın iyileşmesi için tek reçete buydu. Yine lise ders kitaplarında yazdığı gibi 3 Alman gemisi İngilizlerden kaçarak Osmanlı sularına sığınmış, Türk bayrağı çekmiş ve Karadeniz'e açılıp Rus limanlarını bombalamıştı. Böylece Osmanlı İmparatorluğu ittifak devletlerinin yanında savaşa girmişti. Padişah Mehmet Reşat 1914 yılının 11 Kasım'ında Cuma namazı sonrası 100 yıldır kınında duran kılıcını çekti ve bütün imparatorlukta büyük cihat ilan etti. Afganistan'dan Mısır'a, Kafkaslardan Balkanlara ne kadar Müslüman varsa İngiliz, Fransız ve Ruslara karşı savaşmaya çağrıldı. İmparatorluğun son nefesini vereceği Birinci Dünya Savaşı böylece Polonya'dan Süveyş kanalına, Kafkaslardan Çanakkale boğazına kadar geniş bir alana yayılmış oldu. Enver Paşa ve arkadaşları imparatorluğun eski günlerine kavuşması için bir tez ürettiler. Genişleyerek büyümek. Bu teze göre Osmanlı daha çok yer fethederek, daha çok açılarak kurtulabilirdi. Birinci Dünya Harbi bu plan için en iyi fırsattı. Beyazıt'taki Genelkurmay binasında Alman ve Türk generalleriyle toplantı halinde olan Enver Paşa haritaları masaya yatırdı. İlk genişleme alanını parmağıyla kurmaylarına gösterdi. Kafkaslar. Plan şöyleydi. Büyük bir hızla Kafkaslara girecek olan Osmanlı orduları Rusları ezecek ve buradaki Türklerle birleşerek büyük Turan İmparatorluğu kuracaktı. General Limon Van Sanders bu plandan çok memnun olmuştu. Zira Kafkaslara girecek olan Osmanlı ordusu Rusları zor durumda bırakacak, Ruslar buraya Polonya önlerinden kuvvet kaydırmak zorunda kalacaktı. Böylece Alman ordularının işi kolaylaşacaktı.
Ama Enver Paşa'nın planları bu kadar değildi. Amcası Halil Paşa bir tümen askerle İstanbul'dan yola çıkacak, Sivas'a kadar trenle gidecek, daha sonra yürüyerek Halep'e, oradan İran'a girecekti. Tahran'ı, Tebriz'i alacak, yukarıdan Kafkaslara girecek, Rusları mağlup edecek, ihtilaller yapıp Kafkas Türklerini birleştirecekti. Bütün bu operasyon sadece bir tümen askerle yapılacaktı. Enver Paşa'nın zihnindeki bir başka plan da Orta Doğu içindi. İttihat Terakki'nin üç kudretli liderinden biri olan Cemal Paşa da Suriye'ye gidecek, bölgedeki isyanları bastıracak, Süveyş kanalını geçip Mısır'ı alacak, böylece imparatorluk eski gücüne yeniden kavuşacaktı. Genelkurmay salonunda bulunan herkesin gözü açılmış, büyük bir heyecanla bu akıl almaz planları anlatan Enver Paşa'yı dinliyordu. Enver Paşa'nın haricinde hiç kimse bu hayale inanmadı. Ama Enver Paşa, Turan İmparatorluğu planını uygulayacak ve bu uğurda canını verecekti. Ruslar Osmanlı'ya savaş ilan ettikten bir gün sonra Erzurum ve Sarıkamış önlerinden Türk sınırına girdi. Birkaç kasabayı aldıktan sonra durdu. Zira Karakış ilerlemelerine izin vermiyordu. Rusların amacı bahara kadar buralarda beklemek, savaşı Türk topraklarında geçirmekti. Ama karşısında hiç de öyle düşünmeyen başkumandanlık vekilliğini henüz almış Enver Paşa vardı. Enver Paşa emri verdi ve bütün ülkede seferberlik başladı. Samsun, Erzincan, Trabzon ve Arap eyaletlerindeki illerden kuvvetler toplanmaya başladı. Daha Balkan Harbi'nin yaralarını iyileştirmeyen askerler yürüyüşe geçtiler. Hedef Kafkasların kapısı Sarıkamış'tı. Enver Paşa bu büyük harekata bizzat komutanlık etmek için Sarıkamış'a geldi. Karakış'ta savaşmaktan yana olmayan 3. Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa'yı görevden alıp yerine geçti. Yine haritalar çıkartıldı ve Enver Paşa yine büyük bir heyecanla Sarıkamış kuşatma harekatını Alman ve Türk kurmaylarına anlattı. Sarıkamış'ta savaşacak 3. Ordu 3 kol ordudan oluşuyordu. 11. kol ordu Rusları oyalamak için sağ kanat istikametinde çarpışacaktı. 9. kol ordu merkezde Sarıkamış geçidi istikametinde çarpışacak ve böylece Bardız'a, oradan Sarıkamış'a girecekti. 10. kol ordu da İslamköy, Oldu, Penek yolundan Bardız yaylasına ve Allah-u Ekber dağlarına ulaşacak ve buradan Rusların arkasına sarkacaktı. Sarıkamış ele geçirilince diğer kol ordularla birleşilecek ve Kafkaslara, yani Turan İmparatorluğu'na doğru yürünecekti. Savaşın can alıcı görevi 10. kol ordunundu. Kol ordunun komutanı Albay Hafız Hakkı'ydı. Buçuk metre kar, eksi 25 derece soğuk, 2500 metre yükseklik ve inanılmaz engebeli bir arazi. Bütün mesafeler yürüyerek geçilecek ve savaş bu alanda yapılacaktı. Kol ordular toplanmış ve herkes görev alanına doğru yürüyüşe başlamıştı. Askerlerin durumu içler acısıydı. Bir kısmı yazlık kıyafetler giymişti. Ayaklarında tarih öncesinden kalma çarıklar, sırtlarında yamalı giysilerle bu genç çocuklar askerden çok tarla işçisine benziyordu. Askerlerin büyük bir kısmı evden getirdikleri yerel kıyafetlerle yürüyordu. Ne kalın bir paltosu ne de yedek iç çamaşırları vardı. Ordu verir diye düşünmüşlerdi ama ordu bir şey veremedi. Çünkü Kafkas harekatına Almanlardan kışlık giysi ve askeri malzeme getiren gemiler Karadeniz'de Ruslar tarafından batırılmıştı. Almanlar da yeni malzeme gönderemiyorlardı. Şimdi Anadolu'dan, Arap illerinden toparlanmış, kimi hiç kar görmemiş, kara yazgılı bu genç çocuklar elde avuçta olanla savaşacaktı. Karşı cephede kış şartlarına alışkın iyi giyimli ve iyi donanımlı 60 bin Rus askeri vardı. Birçok olanaktan yoksun olarak yola çıkan Türk askerlerinin sayısı ise 120 bin civarındaydı. Bir buçuk metre kar, eksi 25 derece soğuk, 2500 metre yükseklik ve inanılmaz engebeli bir arazide yapılacak savaş başlamak üzereydi. 60 kilometre karelik arazi yürüyerek geçilecekti. Birçok olanaktan yoksun 120 bin kişilik Türk ordusu iyi donanımlı Rus ordusuna saldıracak ve Sarıkamış alacaktı. Böylece Kafkaslara, yani Turan İmparatorluğu'na giden yol açılacaktı.
Enver Paşa'nın hayalini gerçekleştirmek için askerler yola çıkmıştı. Önemli yürüyüş 22 Aralık günü başladı. Günlerce yürüdüler. Ölüm sessizliğindeki Bardız Yaylası'na, Çamurlu Tepelerine, Çerkezköy'e, Oltu'ya ve Allahu Ekber Dağı'na. Sarıkamış'a, o küçücük kasabaya giden bütün mevkilere doğru yürüdü askerler. Açtılar, yorgundular, çıplaktılar. Bir metreyi aşan karda yürümek için insanüstü bir gayret sarf edip bir adım atıyor, kara saplanan bu adımlarını kurtarmak için iki kat enerji harcıyorlardı. Bitkindiler. Ama Enver Paşa'dan, Hafız Hakkı'dan bitmeyen hücum emirleri geliyordu. Sarıkamış alınmalıydı. Ölümüne yürüyüş sürüyordu. Bazen Rus askerleriyle çarpışmaya giriliyor ama en çok doğayla savaş ediliyordu. Tipi, kar göz açtırmıyordu. Ölüm beyazlığı, o uysal görünen canavar kar zihinleri durduruyor, gözleri kör ediyordu. Ortalığı cehenneme çeviren bu tipi yüzünden iki Türk tümeni birbirine saldırmış, yaralı ve ölü 2000 asker saf dışı kalmıştı. Ama hiçbir şey yürüyüşü durdurmuyordu. Yürüdüler. Ölüm onları bir gece vakti bir köşede kıstırıncaya kadar yürüdüler. Yürüdükçe terliyorlardı. Terler sırtlarında donuyor, ölüme bir adım daha yaklaşıyorlardı. Artık bu uzun yürüyüş sonucu yavaş yavaş askerler dökülmeye başlamıştı. Önce ayaklarda bir sızı duyuluyordu. Sızının ardından bir hissizlik başlıyordu. Bu parmakların donduğunu gösteriyordu. Sonra donma bileklere çıkıyor ve asker aniden yere düşüyor. Kurtların bile saklanacak bir delik aradığı havada yere düşen bu askere yardım etmenin imkanı yoktu. Asker açlığın, yorgunluğun etkisiyle uyuşuyor, bilekleri de donunca bir kenara kıvrılıp uykuya geçiyordu. Uyku ölümün kapısıydı. Önce bütün vücudu beyaz bir yorgan gibi kristal bir buz tabakası kaplıyor, ardından bütün beden kas katı kesiliyor. Ölüm tatlı bir uykunun ardından böyle geliyordu. Sağa sola serpilmiş, ayakları kolları havada, ağzı açık, gözleri buz mavisine dönmüş kas katı asker bedenleri artık bir sırrı açığa çıkarıyordu. Ordu eriyordu. Ölümün bu kadar yanı başında olduğunu gören erlerin kimi çıldırıyor, çığlıklar içinde karanlığın içine doğru koşmaya başlıyor, bir daha geri dönmüyordu. Kimi askerler intihar edercesine bir ağacın kenarına usulca kıvrılıyor, ölümün kendisini bulması için şarkın o meşhur itaatkarlığıyla bekliyordu. Ne yakılan küçük ateşler, ne ölmemek için askerlerin zıplaması beyaz ölümün varlığını geciktiriyordu. Ölüm sabırlı, sakin ve sessiz bir şekilde bekliyor, yere düşen, biraz uyuklayan askeri alıp götürüyordu. Allahu Ekber dağları 26 Aralık gecesi çıldıran, acı çeken, ölmek istemeyen, korkan, isyan eden, ölümden kaçan askerlerin yürekleri parçalayan çaresiz çığlıklarıyla yankılanıyordu. Bu gece dünya savaş tarihinde görülmemiş bir kıyım yaşanıyordu. Doğaya karşı savaşan Türk ordusu yeniliyordu. Işıkları 27 Aralık sabahı Allahu Ekber Dağı'nın yamaçlarına vurduğunda sağa sola serpilmiş 15 bin askerin donmuş bedenini de aydınlattı. Bir gecede 15 bin asker bir tek kurşun atmadan donup gitmişti. Bu sayı Sarıkamış'ta bir haftada donacak askerlerin sadece küçük bir kısmıydı. Aynı güneş Bardız'da, Kız Kilisesi'nde, Divinik'te, Norşin'de, Çatak'ta, yani Sarıkamış'a giden bütün yollarda bir hafta boyunca donmuş Türk askerlerinin buz tabakasına dönmüş bedenlerinde parıldayacaktı. Isı biraz arttığında eriyen karların altından kardelen çiçekleri gibi askerlerin donuk bedenleri çıkıyordu ortaya. Görecek gezer.
Toplam ölü sayısı bilinmiyordu. Ama tümenler, konordular artık parmakla sayılacak kadar azalmıştı. Sürekli hücum emirleri veren Enver Paşa, eline ulaşan pusulalardan durumun vahametini anlamıştı artık. Bir kareli harita kağıdı çıkarttı ve vasiyetini yazmaya başladı. Şimdiye kadar asker ve zabitler hiç kusursuz harp ettiler. Her manevrayı yaptılar. Eğer Allah da yardım ederse muvaffakiyet katidir. Eğer muvaffak olamazsam son neferimle beraber öleceğim. Bu halde vasiyetim. Ben vazifemi yaptığımı sanıyorum ve öyle ölüyorum. Düşmana sonuna kadar karşı koyunuz. Herhalde sonunda muvaffak olacağız. Ben hareketime nedamet etmeden kalben müsterih olarak ölüyorum. Yaşasın Müslümanlık, Osmanlılık ve Osmanlıların padişahı Sultan Mehmet Han. Servet namına bir şeyim yoktur. Mamafi ne varsa eşim Sultan Efendi Hazretlerine bırakıyorum. Enver. Ölüme hazırlanmış bir başkomutan yine de harbi kaybettiğini kabul etmiyordu. Vasiyetini yazdıktan bir saat sonra eline Rusların kontrolündeki bir kasabanın tekrar ele geçirildiğini belirten bir pusula geçti. Enver Paşa'nın içinde taşıdığı o büyük heyecanı yeniden alevlendi. Bütün orduya, daha doğrusu ordudan arta kalana geri çekilme yerine hücum emri verdi. Bu emir Sarıkamış dramını noktalayacak son emirdi. Ölümlere, donmalara, açlığa ve soğuğa rağmen asker insanüstü bir gayretle hücum ediyor, mermisi bitince süngüyle, süngüsü düşünce elleriyle Rus askerlerini öldürmeye çalışıyordu. Tarih bir ordunun böylesine insanüstü bir gayretle savaştığını yazmamıştı. Yine tarih böylesine inançlı bir ordunun bir dağın yamaçlarında, karların arasında kitleler halinde donup gittiğini de yazmamıştı. Türk ordusunun bütün saldırıları sonuçsuz kaldı. Ruslar güçsüz düşen Türk askerlerine karşı hücuma geçti. Nihayet bir kuşatmadan kurtulmak için Enver Paşa 4 Ocak günü geri çekilme emri verdiğinde Rus generali Bergman da aynı tarihte zafer telgrafını komutanlarına çekmişti. Sarıkamış harekatı Türklerin ağır yenilgisiyle sona ermişti. 15 gün süren savaşın sonucunda içinde general ve subayların da bulunduğu 7000 asker esir düşmüştü. Bu savaştan 12000 asker sağ kurtulmuştu. Yaklaşık 120000 kişilik ordudan bu rakamlar düşüldüğünde Sarıkamış dramında tam 101000 askerin şehit olduğu ortaya çıkıyor. Bunlardan 90000 civarında asker Ruslarla ciddi bir çatışmaya girmeden donarak ölmüştü. 90000 genç, 90000 insan karlar altında kalmış. Koca bir orduydu bu. Dünya savaş tarihinde böyle bir dram daha yaşanmadı. Ruslar bu savaşta 20000 kayıp vermişti. Onlardan da 6000 asker donarak ölmüştü. Sarıkamış'ta ölen Türk askerlerin cesetleri bulaşıcı hastalıklara neden olmaması için Ruslar tarafından toplu mezarlara gömüldü. Sonra da üstü kapandı ve bir daha bulunamadı. Sarıkamış bozgunundan kurtulabilen çoğu yaralı 12000 asker Erzurum'a ve yakın ilçelere getirildi. Ancak askerlerde bir tuhaflık vardı. Yüksek ateş, kaşıntı ve mide bulantısı görünüyor, vücut aniden bitleniyordu. Sonunda gerçek anlaşıldı. Bu bitlerin neden olduğu hastalık tarih boyunca orduları yiyip bitiren tifüs hastalığıydı. Günlerdir yıkanmayan, temizlenmeyen ve üstündeki çamaşırları değiştirmeyen askerler sıcak bir ortama geldiklerinde vücutlarındaki bitler birden ortaya çıkıyor ve her yanı kaplıyordu. Sonunda tifüs mikrobu askerin bedenine giriyor ve -25 derece soğukta asker vücudu ateşler içinde can veriyordu. Sarıkamış'ta donmadan kurtulan askerler bu kez tifüs salgınından ölüyorlardı. Salgından ölenlerin sayısı hiçbir zaman öğrenilemedi. Balkan Savaşı'nda yazdığı Bozgun isimli kitabıyla savaşta yapılan yanlışlıkları anlatan Hafız Hakkı Paşa, Sarıkamış'ta eleştirdiği hataların tümünü bu kez kendisi yaptı. Sarıkamış'ı Enver Paşa'dan önce alma hırsı yüzünden binlerce askerin donmasına neden oldu. Kendisi de Erzurum'da tifüsten öldü.
Sarıkamış dramının baş kahramanı Enver Paşa, Sarıkamış'tan İstanbul'a dönerken İran üzerinden Kafkaslara ihtilaller yapmaya, Turan Devleti'nin bir parçasını kurmaya gönderdiği amcası Halil Paşa'yı geri çağırdı. Sivas'ta buluştuklarında ağzından bir tek cümle çıktı: "Bütün ordu mahvoldu." Enver Paşa'nın İstanbul'a vardığında yaptığı ilk iş, Sarıkamış bozgunu ile ilgili haberlere yasak getirmek oldu. Bu yüzden yıllarca Sarıkamış dramı hiç kimse tarafından bilinmedi. Bu savaşta donan askerleri gösteren hiçbir fotoğraf bulunamadı. Fotoğrafların tümü Ruslar tarafından çekildi. Sarıkamış dramı Enver Paşa'nın yurt dışına kaçmasından yıllar sonra öğrenilebildi. Enver Paşa Sarıkamış'tan sonraki 4 yıl boyunca yeni hayaller ve savaşlara girişecek, koca imparatorluğu 4 yılda eritip yok edecekti. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın yenilmesiyle Enver Paşa, Mısır'ı fethetmeye gidip Süveyş kanalında boğulmaktan zor kurtulan Cemal Paşa ve diğer İttihat Terakki üyeleri ülkeden kaçtı. Enver Paşa, o hayalindeki Turan Devleti'ni kurmak için Kafkaslara gitti. Çarpıştı, ihtilal denemeleri yaptı, esir düştü ama bir türlü başarılı olamadı. Sonunda Sarıkamış'tan kilometrelerce uzakta, Rusya'da Pamir Dağları'nın eteğinde yalın kılıç saldırdığı Rus makinalısından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti. Turan İmparatorluğunu kurmak istediği Kafkas topraklarına kana attığında ölüm tutanağına 4 Ağustos 1922 tarihi düşüldü. Hırsı, gözü karalığı, örgütçü yeteneğiyle Enver Paşa tarihteki yerini aldı. Bu karlar altına gömülen 90 bin Anadolu çocuğu gibi daha nice gençler Çanakkale'de, Süveyş'te, Avrupa'da savaştı. Birinci Dünya Savaşı bittiğinde 1 milyon Osmanlı evladı bu dünyadan göçmüştü. Ülkenin bütün insan kaynağı, zihin gücü ve öz kaynakları bu savaşta yok olup gitti. Bu millet tüm bunların üzerine bir de Kurtuluş Savaşı verdi. Umarız Sarıkamış savaşların ne anlama geldiğini anlatmıştır. Umulur ki tarih bir daha tekerrür etmez.